İhbar geldi. Dünya çapında örgütlü hackerlar var. Bunların ellerinde bulundurduğu deepfake, yani derin sahtecilik, büyük sahtecilik diye siteler var. Onlara iletişim başkanlığından 3 kişiyi yolladılar. Kemal Bey isimlerini tek tek açıkladı. Bu isimli kişiler deepfake'çilere örtülü ödeneğimizden, bizim vergimizle para verdiler. Sahte iki video için anlaştılar. Birinciyi teslim aldılar. İkinci de Interpol, uluslararası polis, çeşitli ülkelerde operasyon yaptı. Deepfake'çi 22 kişiyi suçüstü yakaladı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde bu kişiler tutuklu. Türkiye'deki işbirlikçileri AK Parti'nin kampanyasını yönetiyor. Birinci video yakalandı. İnternete sızmaz, istismar edilemez, milleti kandıramazlar sandık. Tayyip Erdoğan'ın mitinglerinde dev ekranda gördük. TRT'de yayınladılar. 29 kanalın ortak yayınında o deepfake videoyu Kemal Bey göya Kandil'deki teröristlerle birlikte şarkı söylüyormuş videosuyla insanları korkuttular, kandırdılar. İkinci video üretilemedi. Üretilse hani Süleyman Soylu'nun ağzında vardı ya, bu Bay Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu Abdullah Öcalan'ı bırakmayı söylüyor. Söylemiyor diyoruz, söylüyor söylüyor diyor. Habertürk spikeri diyor ki, efendim nerede söylüyor? Yakında görürsün şekerim diyor. Son bir haftayı bekleyin diyorlar. İşte o videoyu üretemediler ama o yalanı Cumhurbaşkanının ağzından söylediler. Şimdi birçok mitingde söyledim, televizyonlarda çıktı, bir kez de buradan söyleyeyim. Geçen pazar oy kullanıldı, gelecek pazar yine olacak. Tam ortasındayız ya, kitabın ortasından konuşayım. Bakın, buna inanana, bu yalanı söyleyene, bu yalanı üretene, bu yalanı yayana diyorum ki kaçtan. Bakın, üç kere masaya vurarak Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacak olanın Allah bin kere belasını versin. Bin kere belasını versin. Ama ha burada militanlara otobüs yollayanın, onları otobüsün üstüne çıkaranın, çadır mahkemesi kuranın, Oslo'da görüşenin, İstanbul seçimi giderken Osman Öcalan'a Erbil'de kamera yollayanın, Abdullah Öcalan'dan mektup alıp okutanın, Binali Bey'e oy versin Kürtler, Ekrem İmamoğlu'na vermesin diye APO'dan destek sağlayanın da inşallah gelecek hafta pazar günü sandıkta seçmen belasını versin. Ona haddini o göstersin. Şimdi Antalya Büyükşehir herhalde canlı yayınlıyor, değil mi başkanım? Kaşlılara, Antalyalılara, sesimizin ulaştığı herkese soruyoruz. Bir insanı kandırıp sahtecilikle, yalancılıkla cebinden parasını almak hırsızlık mıdır? Onu kandırıp onun parasını almak kul hakkı yemek midir? Peki insan yoksul, insan fakir, insan işsiz, İnsan bıkmış, iktidarı değiştirecek sahte videolar yapmakla, yalan atmakla, onun fikrini korkutarak çelmekle oyunu çalmak hırsızlık değil midir? Kul hakkı yemek değil midir? Bu Antalyalılar, bu Kaşlılar, bu haramdan ve yalandan korkan güzel insanlar, bunlara bunun hesabını sandıkta sormalıdır. Sandıkta sormalıdır. Tabii yalanın bir Türkiye boyutu var. Onun adı Fahrettin Altun, onun adı Süleyman Soylu, onun adı Recep Tayyip Erdoğan, bu Abdullah Öcalan yalanının. Bir de yalanın Antalya şubesi var. Antalya'daki başbayisi, o da Dışişleri Bakanlığı sıfatını taşıyor. Hem milletvekili oluyor, yemin etmeyip Dışişleri Bakanlığı sıfatını taşıyor.
O da çıkmış demiş ki Kemal Kılıçdaroğlu gelince Rusların Türkiye'ye gelmesini engelleyecek. Rusya'ya boykot yapacak, Rusya'ya protesto yapacak, Türkiye'deki Ruslar Rusya'ya gidemeyecek, Rusya'dakiler buraya gelemeyecek, ihracat olmayacak, ithalat olmayacak. Bakın Kemal Bey'in söylediği söz Türkiye'nin halen daha Rusya'ya karşı kurduğu ilişki ve Birleşmiş Milletler'in ona uyguladığı neyse ondan ne bir eksik ne bir fazla. Ancak Türkiye'de ekonomi düzelince, Türkiye'de işler yoluna girince Antalya'nın hem ekonomisi düzelecek, hem uluslararası ilişkileri düzelecek, hem Antalyalı turizmciye verilen krediler, destekler artacak, hem de göreceksiniz modern ülkelerde, ekonomisi iyi olan ülkelerde, sorun yaşamayan ülkelerde arttığı gibi Antalya tarihinin en çok turistini, Antalya çiftçisi tarihinin en büyük ihracatını, Antalya ekonomisi tarihinin en canlı dönemini yaşayacak. Buna hepinize söz veriyoruz. Bugüne kadar Özgür Özel bir şey söyleyip de hiç size mahcup oldu mu? Hiç yalancı çıktı mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı seçin. Eğer Rusya'yla ilişkiler, Rusya'yla turizm, Rusya'yla ihracat, Rusya'yla ekonomi bundan daha kötü olursa gelin Özgür Özel'i bulun. Buradayız, söz veriyoruz. Birkaç yıl içinde tam iki katına çıkaracağız. Tam iki katına çıkaracağız. Bir de bir husus daha var. Onu da söyleyelim. O husus da şu. Bunlar ne diyorlardı? Millet İttifakı 6 parti ama bunun fazlası var. Şimdi seçimler yapıldı. Adaylar çıktı. Adaylar milletin huzuruna vardı. Örneğin Şerafettin Kılıç Saadet Partisi'nden seçildi vekilimiz. Cavit Arı CHP'den seçildi. Gelecek Partisi'nden anayasa profesörümüz seçildi. Demokrat Parti'den İstanbul'da Cemal Enginyurt seçildi. Örneğin Muğla'da Selçuk Özdağ Gelecek Partisi'nden seçildi. Deva Partisi'nden Ali Babacan seçildi. 6 partiden milletvekillerimiz var. 7. partiden kimse yok. Sağ baştan say 6 kişiyiz. Hatta sayayım mı? Saadet, Gelecek, Deva, Demokrat, İyi Parti, CHP. Sol baştan say 6 kişiyiz. CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi. Var mı yedincisi? Eksik var mı? Fazla var mı? Peki bir de Cumhur İttifakı'na bakalım mı? AK Parti ortada. Sakın, sakın. Hiç yakışır mı? Şimdi bakın, ben vekilim, ben hata yaparım. Siz hem asilsiniz hem asılsınız. Sizin yapacağınız iş şu. Sizin vekiliniz konuşur. Siz asıllar olarak sandıkta konuşursunuz. Pazar günü gidin, size hakaret eden, toplumun yarısına terörist diyen, kutuplaştıran, şeytanlaştırana karşı sandıkta gereğini yapın kardeşim. Sandıkta yapın gereğini. Bir de Cumhur İttifakı'na bakalım. Ortada AK Parti. Bir kolunda Destici'nin BBB'si, yanında Yeniden Refah Partisi, bu kolunda Devlet Bahçeli'nin MHP'si. Nerede geri kalan ikisi? Nerede geri kalan ikisi? Bir tanesi rahmetli Ecevit'in DSP'si, bizden utancına gizleniyor. Öbürü Hüda Partisi. Hüda Partisi. Nerede o? Nerede? MHP kolunda, Hüdapar koynunda. Listelerine koymuş, içine koymuş. Vallahi bizde Türk bayrağına laf eden vekil yok.
Türk milleti olmasın diyen vekil yok. Ant içmem Türk milletinin önünde diyen yok. Özerklik olsun diyen yok. Federasyon olsun diyen yok. Hüdaparlılar gibi Kürdistan kurulsun diyen yok. Gonca Kuriş'in kanı elinde olan yok. Rahmetli Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan'ı şehit edenlerin avukatları yok. Ama Tayyip Bey'de iftira çok, yalan çok. Bir kolunda MHP, bir kolunda BBP, koynunda Hüdapar. Kimler kimlerle beraber? Kimler kimlerle beraber? Bu pazar inşallah seçmen sandığa gittiğinde kararı verirken geçen pazara kadar atılan iftiralardan, yalanlardan sandıkta çıkan bu gerçek sonucu karşılaştırarak karar verecek. Ayrıca elbette seçmen sandığa gidecek ya Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek. O zaman beşli çetelerin, o zaman zengin müteahhitlerin, o zaman yandaş şirketlerin, holdinglerin yüzü gülecek. O zaman yine örneğin ÖTV'siz, KDV'siz mazot, sizlerin traktörlerine değil de Binali Bey'in mahdumlarının gemilerine, Tayyip Bey'in oğlu Bilal Erdoğan'ın gemilerine ÖTV'siz, KDV'siz olacak. Ama siz Kaşlılar, Antalyalılar bir devri kapatıp bir devri açtıklarında bakan evlatlarının dönemi bitecek, vatan evlatlarının dönemi başlayacak. Vatan evlatlarının. Ve bu seçimlerin sonunda, bu seçim referandum niteliğinde hiç endişe etmeyin. Yarın iyi bir haber alacaksınız. %5.5 bizim gibi düşünen ama geçen seçimde Tayyip Erdoğan'a oy vermeyen, Sinan Oğan'a oy veren seçmenin şaşkınlığı, kırgınlığı ve kardeşim biz Erdoğan'a karşıydık, bu nereden çıktı anlayışı yarın ilan edilecek protokolle ortadan kalkacak. Kemal Kılıçdaroğlu'ya oy veren de, Sinan Oğan'a oy veren de, Muharrem İnce'nin çekildiğini bilmeden oy veren %51,5 hepsi haftaya pazar aynı sandıkta buluşacak. Aynı sandıkta buluşacak. Tayyip Erdoğan kendi seçmeninden baş başadır. Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan'la, Muharrem İnce'yle ve Millet İttifakı'nın oylarıyla iktidara taliptir, iktidara yürümektedir.